Bu videonun amacı sizi korkutmak ya da sağlığınızla ilgili endişeye düşürmek değil. Lütfen bu videoyu izlediğiniz için kendinize insülin direnci olduğu teşhisini koymayın. Bu teşhisi koyması gereken kişinin doktor olduğunu ve kan tahliline ihtiyacınız olduğunu bilin, olur mu? Merhaba, ben geldim. Bugün sizle hepimizin başının büyük belası olan insülin direnci ile ilgili konuşmaya geldim. Araştırmalar şunu gösteriyor, toplumda insülin direncine sahip insanların yarısından fazlası aslında tanı konmamış hastalar. Yani toplumda insülin direncine sahip olup da buna sahip olduğunu bilmeyen bir sürü insan var. Dolayısıyla bugün bu videoyu çekmemin amacı insülin direncine ait birkaç tane işareti paylaşmak. Belki bu işaretlere sahipsiniz, bir doktor kontrolünden geçip küçük bir kan tahlili yaptırıp belki insülin direnciniz olup olmadığını bilebilir ve böylece bu yolda bu sorunu çözmek için adım atabilirsiniz. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Şimdi sizinle insülin direncinin belirtisi olabilecek tam 10 tane şey paylaşacağım. Bunların varlığı sizde %100 insülin direnci olduğunu göstermiyor ama eğer bu işaretler insülin direncine işaret ediyorsa da teşhis konulabilmesi için bence farkında olmanızın iyi olacağı işaretler. O yüzden isterseniz birinci işaretle başlayalım. İnsülin direncine sahip olabilme olasılığımızı gösteren temel faktörlerden bir tanesi bel çevresinde yağlanma. Bu hatta çok ciddi bir belirti sayılıyor. Yani vücudunuzun eğer kollarınız, bacaklarınız zayıf ve bel çevrenizde çok ciddi bir yağlanma varsa ve ne yaparsanız yapın bu bölgeden kilo vermekte zorlanıyorsanız bu insülin direncinin belirtisi olabilir. İkinci gösterge şişen ayak bilekleri olabilir. Bunun sebebi şu, insülin aslında böbreklerle birlikte vücudun su ve sodyum dengesini ayarlamakta da görevli bir hormon. Dolayısıyla eğer insülin seviyeniz çok yüksekse kanda böbreklerinizden gereksiz bir su çıkışı oluyor ve su vücudunuzun belli yerlerinde birikebiliyor. Mesela ayak bilekleri. Eğer sürekli ödem yapan ayak bilekleriniz varsa belki konuya bu gözle de bakabilirsiniz. Üçüncü konu, yemek sonrasında açlık hissetmek. Şimdi şöyle bakın lütfen. İnsülin direnci ne biliyor musunuz? Hücrelerinizin kanınıza var olan insüline tepki vermemesi. Ya şurada bir anahtar kilit ilişkisi var diyebiliriz. Hücrelerinizi bir kapı gibi düşünün, insülini de bir anahtar gibi. İnsülin gelip hücre içerisine glikozu sokabilmek için bu kilidin bu anahtara uyması gerekiyor. Ama insülin direncinde bu anahtar bir takım sebeplerle bozulmuş oluyor ve ne kadar kaç tane anahtarınız olursa olsun bu kapı açılamıyor. Dolayısıyla buradaki glikoz yani yediğiniz besinlerle gelen glikoz kanınızda var ama vücudunuz yani hücreleriniz buradan gelen glikoz içeri giremediği için bunu kullanabilir durumda değil. Yani siz yemek yediniz, toksunuz, ortamda enerji var yani glikoz ama insülin miktarının çokluğuna rağmen vücudunuz enerjiyi kullanamıyor. Dolayısıyla yemek yediğiniz halde hala açlık hissediyorsunuz. Yani üçüncü gösterge yemek sonrasında olan, hala olan o açlık hissi. Dördüncü konu çok miktarda şeker isteği duymak. Bu da yine az önce açıkladığım konuyla çok alakalı. Ortamda enerji olduğu halde hücreleriniz o enerjiyi kullanamadığı için hala kısa yoldan enerjiye dönüştürülebilecek gıdalar peşinde oluyor ve bu da en kolay yoldan şeker istemek. Yani vücudunuz eğer çok miktarda şeker istiyorsa ve bu şeker kramplarını çok fazla sıklıkla yaşıyorsanız belki konuya acaba insülin direncim olabilir mi gözüyle bir bakabilirsiniz. Beşinci madde gerçekten kaçırılması çok zor göstergelerden bir tanesi. Vücudunuzun katlanma yerlerinde, mesela boyun bölgesi, koltuk altı bölgesi ya da eklem yerlerinde koyu, mat ve nemli olmayan bölgeler olması insülin direnciniz olabileceğine işaret olabilir. Eğer bu bölgelerden sizde varsa lütfen kontrol edin vücudunuzu ve insülin direncim olabilir mi diye yaklaşın konuya eğer bu bölgelere sahipseniz. Altıncı konu sıklıkla idrara gitme isteği. Az önce de söylediğim gibi böbrekleriniz ve insülininiz vücudunuzdaki su dengesini de ayarlıyor. Şimdi şöyle bakın lütfen. Kanınızda çok miktarda glikoz var ve insülin glikozu hücrenin içerisine sokarak azaltamıyor. Dolayısıyla kanınızın da glikoz erişimini koruyabilmek için vücudunuzun bir şey yapması lazım. Bu noktada bedeniniz daha fazla sus alarak kanınızı seyreltmeye ve dolayısıyla da daha fazla idrara çıkmanıza sebep oluyor. Yani eğer çok sıklıkla idrara çıkma ihtiyacı duyuyorsanız belki insülin direnciniz olabilir ya da çok miktarda su içiyor da olabilirsiniz. Yedinci madde
çok miktarda su içme isteği. Bu da az önceki maddeyle çok bağlantılı. Böbreklerinizden fazla miktarda su salındığı için ve siz çok fazla su ve elektrolit kaybettiğiniz için vücudunuzun daha fazla su istemesi, böyle ağzınızın dilinizin birbirine yapışması çok normal. Eğer çok miktarda suya ihtiyacı duyuyorsanız ve aynı zamanda çok miktarda idrara çıkıyorsanız, tip 2 diyabete doğru belki ilerleyen bir insülin direnciniz bile olabilir. Lütfen bu konuyu ciddiye alın ve bir doktora görün. 8. madde sadece kadınları ilgilendiren bir madde tabii ki. Menstrual döngülerinizin yani regl dönemlerinizin çok düzensiz olması. Şimdi insülin direnci ve polikistik over sendromu çok el ele giden problemler. Çünkü insülin direnci vücudunuzdaki cinsiyet hormonlarının dengesini değiştiriyor. Daha fazla erkeklik hormonu salgıladığınız için daha uzun süren regl dönemleri, daha fazla kanama, hiç regl olamama gibi problemler yaşıyor olabilirsiniz. Bu tarz problemleriniz varsa eğer, menstrual döngünüzde bu tip anormallikler gözlüyorsanız lütfen doktora gidin, çünkü insülin direncinizin yanında belki yumurtalıklarınızla ilgili problemler de olabilir. Ama teşhis edilmesi gerektiği bir gerçek. Dolayısıyla eğer böyle bir probleminiz varsa yine doktora görmenizi tavsiye edeceğim. Bu da ilginç bir gösterge, 9. gösterge. Boyun gibi bölgelerde genellikle et benlerinin oluşması da insülin direncinin işaretçilerinden bir tanesi sayılıyor. Yani sonradan çıkan, büyüyen et benleriniz varsa bu da bir insülin direnci göstergesi olabilir. Buna da bu gözle bakmayı düşünebilirsiniz. Ve en temel gösterge tabii ki yüksek seyreden kan şekeri. İnsülin direncinin hesaplaması zaten kan şekeri ve insülin seviyenizin bir matematiksel hesaplanması sonucunda ortaya çıkan bir rakama göre konuluyor bunun teşhisi. Dolayısıyla eğer yüksek seyreden bir kan şekeriniz varsa bu bir insülin direnci habercisi olabilir. Çünkü bu şu demek olabilir: kan şeker seviyeniz yüksek, insülin seviyeniz yüksek ve bu enerji hücre içerisinde kullanılamıyor anlamına gelebilir. Yani şöyle bakın konuya: eğer yemeklerden 2 saat sonra kan şekeriniz normal seviyesine düşmediyse bu bir insülin direnci göstergesi olabilir. Şimdi bunları söyledikten sonra lütfen her belirtiyi insülin direnciymiş gibi algılamaya başlamayın, olur mu? Bu videonun amacı sizi korkutmak ya da sağlığınızla ilgili endişeye düşürmek değil. Bu videonun amacı biraz daha farkındalık sağlayarak sağlığınıza bu yönde katkı sağlamak. Yani eğer insülin direnciniz varsa bunu çözmenin yolları var. İnsülin direnci geri dönüştürülemez bir hastalık değil. Dolayısıyla her videoda söylediğim gibi aslında insülin direncini kırmanın 3 temel yolu var. Bunlardan bir tanesi besinlerinizi düşük karbonhidratlı gıdalardan seçmek ve besin kombini yaparken kanınıza çok hızlı girebilecek karbonhidratlardan kaçınmak. İkinci konu daha az sıklıkla beslenmek. Yani aralıklı oruçta yaptığımız şey öğün sayısını azaltarak ve belki ara öğünleri tamamen kaldırarak vücudumuzdaki insülinin çok fazla miktarda salgılanmasını ve o yüksek dalgalanmalardan kaçınarak insülin direncinden kurtulabiliriz ve geride dönüştürebiliriz var olan insülin direncini. Üçüncü konuysa insülin direncine neredeyse ilaçlar kadar iyi gelebilecek bir konu. O da egzersiz. Egzersizden kastım çıkıp ağırlık kaldırmak, metrelerce koşmak değil. Egzersizden kastım orta tempoda ve uzun yürüyüşler yapmak. Gerçekten bilimsel olarak kanıtlanmış ki orta tempoda ve uzun yürüyüşler yapan insanlarda var olan insülin direnci çok kısa zamanlarda geri dönüştürülebiliyor. O yüzden lütfen bu konuya bu gözle bakın. Eğer insülin direnciniz varsa bile alacağınız doğru kararlarla geri dönüştürebilir ve sağlığınızı tekrar kazanabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım bu video sağlığınıza bu gözle bakmaya, biraz daha detaylı incelemeye ve vücudunuzda var olabilecek bazı belirtileri gözlemlemeye yardımcı olmuştur. Lütfen bu videoyu izlediğiniz için kendinize insülin direnci olduğu teşhisini koymayın. Bu teşhisi koyması gereken kişinin doktor olduğunu ve kan tahliline ihtiyacınız olduğunu bilin, olur mu? Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, abone olmadıysanız abone olmayı ve gelecek diğer videolardan da ilk önce siz haberdar olmak istiyorsanız oradaki o küçük zile tıklamayı unutmayın, olur mu? Kendinize iyi bakın, sağlıklı beslenin, spor yapın, mutlu olun. Hoşça kalın.